Sevgili Koç ve Yükselen burcu Koç olanlar. Şimdi sizlerle beraber Ekim ayındaki gezegenlerin burç geçişlerine, ay ve güneş tutulmalarına ve bütün bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine bakacağız. İlk olarak Merkürle başlayacak olursak 4 Ekim günü itibariyle Merkürün Akrep burcunda geri harekete geç. Eyvah <laughs> bugün bize bir şey oldu. Merkür. Merkür tamam <laughs> Evet. İlk olarak Merkürle başlayacak olursak 4 Ekim itibariyle Merkürün Akrep burcunda geri harekete başlayacağını görüyoruz. Bu geri hareketi 25 Ekim'e kadar sürecek. Ancak 10 Ekim itibariyle Terazi burcuna geçerek geri hareketine bu burçta devam edecek 25 Ekim'e kadar. Tüm bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine baktığımız zaman 4 ile 10 Ekim arasında Merkür'ün 8. evinizde geri gittiğini görüyoruz. Bundan dolayı 4 ve 10 Ekim aralığında kredi, borç, alacak, miras gibi paylaşılan kaynaklarla ilgili karar alırken son derece dikkatli olmanız gerekmekte özellikle kredi çekecek olanların 4-10 Ekim aralığına bu kredi işlemini denk getirmemelerini öneriyorum. 10 Ekim'den başlayarak Merkür terazi burcunda gerilemeye devam edecek. 25 Ekim'e kadar sizin haritanızın 7. evinde geri gidecek. Bir başka deyişle 10 Ekim ile 25 Ekim arasında Evlilik, ortaklık ve sözleşmelerle ilgili konularda karar alırken dikkat etmeniz gerekiyor. Ve Venüs'ün geçişlerine baktığımız zaman Venüs'ün 23 Ekim'e kadar asaletli olduğu Terazi burcundan geçtiğini görüyoruz. Bu geçiş sizin haritanızın 7. evinde gerçekleşiyor. 23 Ekim'e kadar evlilik, ortaklık ve sözleşmelerle ilgili bazı fırsatlar karşınıza çıkabilirler. Ancak Merkür'ün bu evdeki geri gidişini de değerlendirdiğimiz zaman 10 Ekim ile 25 Ekim arasında bu konularda karar alırken yine de dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bu konulara yönelik karar alırken ayın ilk 10 gününü kullanmanız daha mantıklı görünmekte. Mars geçişlerine baktığımız zaman Mars'ın 26 Ekim'e kadar yay burcunda olduğunu görüyoruz. Yay burcu sizin haritanızın 9. evine denk geliyor. Bundan dolayı yurt dışı bağlantılarınız, yüksek eğitiminiz, hukuki konular, medya yayımcılık konuları gibi temalarda bazı girişim fırsatları yakalayabilirsiniz ve bu konulara yönelik mücadele etmeniz gerekebilir. Güneş ve ay tutulmalarına baktığımız zaman 8 Ekim'de Koç burcunda yani sizin burcunuzda bir ay tutulması gerçekleştiğini görüyoruz. Bu ay tutulması biraz sert etkileri bünyesinde barındırıyor. Çünkü ay e, tutulma esnasında Uranüs'le kavuşmakta, Plüton'dan bir kare almakta ve hareket etme ihtiyacını anlatan Alperat sabit yıldızıyla da kavuşmakta. Tüm bunları sizin açınızdan değerlendirdiğimiz zaman 8 Ekim'den başlayarak önümüzdeki aylarda hayatınızda özgürleşme ihtiyacı, reform, ilerleme, aydınlanma enerjisinin gündemde olacağını söyleyebiliriz. Belki de hayatınızda pek çok şey değişecek. Ancak bu değişim aynı zamanda krizlerle beraber olabileceği için çok iyi bir kriz yöneticisi olmanız gerekiyor. Ve güneş tutulmasına baktığımız zaman 24 Ekim'de Akrep burcunda gerçekleştiğini görüyoruz. Akrep sizin haritanızın 8. evine denk geldiği için 24 Ekim'den itibaren takip eden aylarda kredi borç alacak gibi paylaşılan kaynaklarla ilgili çok önemli başlangıçlar ve fırsatlar hayatınıza girebilirler. Çünkü bu güneş tutulması Venüs vurgulu yani daha olumlu diyebileceğimiz bazı etkilere sahip. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.